geldi Türkiye. Asgari ücret 2000 TL'ydi, örnek veriyorum. 2000 TL'nin 10 katı, 20 katına bir araç alıyorduk. Şu anki asgari ücretin 10 katını, 20 katına alabiliyorsak dengelenmiş olur. Asgari ücret 17.002 lira. En uygun fiyatlı olarak bilinen yerli otomobilin liste fiyatı ise 852.900 lira. Röportajdaki gibi 10, 20 hatta 30 katına bile razı belki milyonlar ama 2024 Türkiye'sinde asgari ücretin 50 katına bile otomobil bulunamaz hale geldi. Sadece ev değil, ayağını yerden kesecek bir araç almak bile hayali oldu. Yani ülkenin %90'ı için diyelim. Nereden nereye'nin bu bölümünde araç fiyatlarını mercek altına alıyoruz. 60 bin ya, saat önceydi. Fiyat güncellendi. 65 bin TL yaptım arabayı bende. Adam benim arabanın aynısını 65'e katmış. Ben niye 63'e satıyorum ki? 67'ye güncellerim bende. Enflasyon, kur farkı, çip krizi derken son 3 yılda otomobil fiyatları uçtu. Milyonlar alamadıkları o araçların ardından baka kaldı. Denkleme bir de fırsatçılar ve stokçular eklenince fiyatlar daha da yükseldi. Hem sıfır hem de ikinci el araç almak altını, borsayı geçti. Parasının değerini korumak isteyenler için en hızlı kazandıran yatırım yöntemine dönüştü. Bir müşterimiz var. Tanıdığı köyde traktör almış yatırım için. Demiş ki hani oğlum düğünü var. Traktör alayım en azından zarar etmeyeyim. Hani param değerinde korusun. Önce yıllarla kıyaslanıyordu fiyatlar. Bir yılda iki katı diyelim. İki yılda diyebilirim ki bazı araçlarda dört katı oldu. Bu tür orta segmentli araçlar bundan tam 2 yıl önce 450 bin lira bandından satışa sunuluyordu ancak şu anda piyasası 750 bin lira, yani arada tam 300 bin lira fark var. Sonra o kıyas aylara indi. 2023 model B segment 0. Bu aracın fiyatı Haziran ayında 1 milyon 200 bin liraydı. Aradan geçen 3 ayın ardından değerine değer kattı. Şimdiki fiyatı ise tam 1 milyon 600 bin lira. Gelin iyice eskiye gidelim. 2002'de AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de çok satan ortalama bir otomobilin fiyatı 6 sıfır atılmış haliyle 2413 liraydı. 22 sene sonra o aynı otomobil artık neredeyse 1 milyon liraya satılıyor. Fiyat %38.938 yükseldi. O gün 1675 dolar verip alınan otomobil bugün 31.760 dolar. Sıfır aracı. Karnımızı doyamıyor, sıfır aracı alacağız. Nereden alacağız? Araç fiyatları özellikle pandemi sonrasında katlandı. Otomobilin satışa sunulduğu ücretler 2018'den 2019'a %34, 2019'dan 2020'ye %16 artmıştı. Ama ne olduysa tam kapanmaların yaşandığı 2020'de oldu. Tüm dünyada üretim durdu, çip krizi patlak verdi. Tüketici bayilerde araç bulamayınca aylarca sıra beklemeye başladı. Bu sırada ikinci el fiyatları sıfır otomobillerin fiyatını geçti. Ardı ardına devreye sokulan yanlış politikalar bir de stokçuların gündeme gelmesine sebep oldu. İkinci el piyasasını düzenlemek için Temmuz 2022'de 6 aydan önce ve 6000 kilometre yapılmamış araç satılamaz kuralı getirildi. Yeterli olmayınca bir yıl sonra Temmuz 2023'te ikinci el araçların fiyatının sıfırın üzerinde olması da yasaklandı. Ama yine de fiyat artışlarının önüne geçilemedi. Otomobillerin sıfır satış fiyatları 2 yılda %256, 5 yılda %984 artmış oldu. Bütün dünyada fiyatlar artıyordu ama Türkiye'de bir de vergiler girdi işin içine. Araçların fiyatı ve motor hacmine göre özel tüketim vergisi, onun üzerinden bir de katma değer vergisi alınıyor. İşte o oran her yıl arttıkça arttı. 942 bin liradan örnek verdiğimiz bu otomobilin vergisiz fiyatı aslında 436 bin 111 lira. Yanlış duymadınız. Devlet aracın kendi fiyatından daha fazlasını vergi olarak kasaya indiriyor. 436 bin liradan %80 ÖTV, onun üzerinden de %20 KDV alınıyor. Böylelikle her bir otomobilin fiyatı vergilerle neredeyse 2 katına çıkıyor. Eğer araç lüksse 3 katına. Yani hazine otomobil satışından, üretici firmadan bile daha fazla para kazanıyor benim güzel ülkem. Aracın yaklaşık 10 bin lira zorunlu trafik sigortası, 12 bin lira da kasko ücreti var. Üzerine bir de vergiler, motor taşıtlar vergisi ekleniyor. Masraf katlandıkça katlanıyor. Akaryakıt fiyatları deseniz kontağı çevirmek zaten her geçen gün yürek istiyor. Araç almanın hayalini bile kurmak her yeni günde zorlaşıyor. Sıfır araç artık almak bir hayal oldu. Şöyle ikinci el araba almak da benim için bir hayal. Emekliyim, 7,5 bin lira maaş alıyorum. Evin mutfağına anca yetiyor.